Hasan Öztürk Kibir istisna olmadan zor başarılır. Adam kendini kurucu büyükşehir belediye başkanı olarak tanımlıyordu. Şehirdeki lakabı ilginç. A diyordu sağındaki solundakiler. Belediye binasının garajında başkanlık katına çıkan asansör vardı. Yanlış okumadınız. Binadaki var olan asansörlerin tamamı başkanlık katından bir durak önce. Pardon, bir kat önce duruyor, yukarıya çıkışlarına izin verilmiyordu. Ama otoparktaki bir asansör vardı ki o başkanlık katına kadar çıkıyordu. Başkanlık katı dedimse kasvetli mi kasvetliydi onun zamanında. Şimdi o kata isteyen herkes çıkabiliyor. Başkanlık katında işi olanlar randevu alıp başkanla görüşebiliyor. Dahası başkana kimse ağam paşam demiyor. Hizmet belediyeciliğinden rant belediyeciliğine yönelmek tehlikelidir. Adam düz ovadan mantar gibi biten gökdelenlerle övünüyordu. Bu nasıl bir mantıktır? Ovanın ortasında bu otelin ne işi var diye cahilce bir soru sormuştum da. Proje bana ait, ben teşvik ettim, güzel olmamış mı diye karşılık vermişti. Sonuna kadar da yapılan işin arkasında durmuştu. Osmanlı'ya başkentlik yapmış sırtını ulu bir dağa vermiş şehir bugün can çekişiyor. Nefes almak ne mümkün. Şimdi bırakın ovanın ortasındaki abuk binaları, şehrin her tarafından görünen TOKİ binalarını bile zaman içerisinde yıkıp nefes almayı sağlayacak bir vizyon var. Ranta direnmek kolay değil amenna ama şehirleri ranta kurban vermek ne kadar doğru. AK Partili başkanlar şehirleri dönüştürdü ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki yıl Tahran'a yaptığı ziyareti takip etmiştim. Dönüş yolunda benim de aralarında bulunduğum gazetecilere açıklamalar yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve bir ara sözü istifa eden belediye başkanlarına getirmişti. Daha henüz bazı AK Partili başkanlar istifa etmemişti ve kendilerine gelen şikayetleri hatırlatıp size de şikayetler gelmiyor mu diye sorduktan sonra sadece bizim belediyelerimizle ilgili değil diğer belediyelerle ilgili de şikayetler geliyor demişti. Ben de bunun üzerine bir yazı yazmıştım ve istifa etmesi gereken belediye başkanlarının neden direndiğini, direnmemeleri gerektiğini söylemiştim. Bunun üzerine Şehrin çehresini değiştiren uzun zaman aynı şehirde belediye başkanlığı yapmış bir başkan, benden bahisle neden beni hedefe koydu ki diye bir şeyler mırıldanmış bir yerlerde. Oysa ben genellemeler yapmıştım. Meğerse mesaj muhatabına ulaşırmış. Kuralı işlemiş mesaj muhatabına nokta atışıyla ulaşmış. Birkaç gün sonra istifa edip köşesine çekildi. Örnekleri çoğaltabilirim. AK Parti'nin bazı belediye başkanları neredeyse bir yıl önce istifa etti. İstifa ettirildi, istifaları alındı. Çünkü yukarıdaki anlattığım örneklerden de anlaşılacağı üzere parti kimliğini arkalarına alıp kendilerine güç vehmettiler. Kişisel ikbal, partinin ve memleketin önüne geçerse ağalık düzeni hortlar. O güç zehirlenmesiyle seçmenlerine karşı ağlaştılar şehrin insanlarıyla aralarına kalıcı mesafeler koydular. Kibir abidesi haline geldiler. Dur dendiğinde de duymazdan gelmeye kalkıştılar. Sonuçta AK Parti siyasette örnek olabilecek bir uygulamaya imza attı. Kendi belediye başkanlarını istifa ettirdi. Şimdi önümüzde yerel seçimler var ve AK Parti lideri Erdoğan uzun zamandır doğrudan kamuoyu önünde yol arkadaşlarına uyarı üzerine uyarıda bulunuyor kibirlenmeyin diyor. Kibir abidelerini bize tavsiye etmeyin diyor. Halkta karşılığı olan diyor. Gönül diyor, aşk diyor, hizmet diyor. AK Parti'nin başta büyükşehir belediye başkan adayları olmak üzere çıkaracağı isimlerin büyük bir elekten geçeceği aşikar. Takip ediyoruz. 2019 Mart seçimleri arınmak için büyük bir fırsat. Tövbekarlar da bir süre kıyıda beklese iyi olmaz mı? Hasan Öztürk Yeni Şafak